onu yar olarak bilir, kabullenirsek zannediyorum. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, ayar bütünüyle gözümüzden silinir gider. Bu yar olunca. Hiç yalnızlık yaşamayız, hiç gurbet yaşamayız. Diyor ki, ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki yar kalmadı. Demek ki insanı yalnızlaştıran kendisi esas, egosu. Egosantrizması, narsizmi, narsist düşünceleri. Her şeyi kendine bağlı götürdüğünden dolayı insan hiç farkına varmadan kendisini yalnızlığa bırakmış, mahkum etmiş oluyor daha doğrusu. Ama insan kendini terk ettiği zaman, kendi aradan çekildiği zaman, işte o zaman gerçek yarla münasebete, mahiyete, teveccühe, iltifata, takdire, tebcile, şayesli olabilecek bir konuma yükselmiş olur. Bizim Allahümme teveccüheke, nefahatike, ünseke, kurbeke, muhabbeteke, mahiyeteke, inayeteke, rehayeteke, kilateke, hisneke, hirzekel hasin ve nusrete ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ila likai ahibbaik ebedel abidin ve dehret tahirin dediğimiz sözle hedeflediğimiz esasen bu oluyor. Kendimizden sıyrılma gayreti. Cismaniyetimiz, bedenimiz itibariyle Hazreti Fir de bu mevzuda öyle bir ufuk açıyor, öyle bir mesajda bulunuyor. Madem hakikat budur, cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına yüksel. Kalbin rasathanesinden bakınca onu görüyor veya onun tarafından görülüyor gibi bir ufka ulaşırsın. İhsanın iki manası. Evet. Ama kendine takılı kalırsan hep kendine bakarsın. Kendi gölgene takılırsın. Işığa sırtını dönünce önünde seni arkasından koşturan tek bir şey vardır. O da gölgen. Senin gölgen. Yüzünü güneşe dön, gölgeni arkana al. Takip edecekse o sana takılsın. Adım adım izlesin. Karanlığa karşı hahiş isaretme. Gözün hep güneşli olsun. Gözün güneşli olmalı ki her şeyi aydın göresin ve kendi gölgene takılmayasın. İnsanın varlığı zaten bir gölgeden ibarettir. Hazreti Pir'in ifadesiyle varlığımız, vücudumuz, onun vücudunun gölgesinin, 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 üç nokta koyun, gölgesidir esasen. Hazreti Muhyiddin onu güzel seçtiğinden dolayı bazılarına göre işte vahdeti vücut veya felsefi zaviyeden bakınca panteizm. Aslında hiç de öyle değil. Evradu eskarına bakınca her tarafından isneyiniyet dökülüyor. Hakaikül eşya sabitetün. Sözlerini noktalarken çok defa la min heysu ene, ben min heysu ente diyor. Ben ben olarak ben değil ama sen olma haysiyetiyle diyor. Beni erit, hakaikini erdir, her şey olduğu gibi göreyim. Senin kuvvetinle her şeye bakayım. Senin görmenle her şeyi göreyim. Ama la min haysu ene, bel min haysu ente. Bu isneyiniyettir. Burada monistlerin veya panteistlerin anladığı gibi, efendim her şey ondan ibaret. Bizim gördüğümüz sadece evhamu hayalat filan değil. Böyle bir şey. Ama unutmamak lazım. Biz her zaman onun muttasıl sinema şeridinde
belli kareler halinde birbirini takip eden kareler gibi varlığa eriyor, varlıkta eriyor, yine varlığa eriyoruz. Varlığa eriyor cinas, varlıkta eriyor, yine varlığa eriyoruz. Her zaman yok oluyor, yeniden bir kere daha varlığı duyuyoruz. Bunu bütün benliğimize Cenab-ı Hak hususi lütfuyla, rahmetinin vüs'atiyle, üluhiyetinin hakikatiyle duyursun inşallah Teala. Orada geçen bir şey, burada da bir söz geçtiydi. Neticesinde seni kaybettirecek mükafatları bana verme Allah'ım diye birisi tazarru en yazda bulunuyor. Izdırar haliyle denmişse inşallah Allah ona da size de onu lütfeder. Meseleyi ya men yücibul muzzarra izâ da'ahu ekfüsü hakikatine bağlamak lazım. Bir muzdar haliyle ona teveccüh etmek lazım. Beni, benim ve benliğimin mahkumu yapma Allah'ım. Sana kul olmanın hürriyetiyle serfiraz kıl. Çünkü bütün kulluklardan sıyrılmanın yolu Allah'a kul olmadan geçer. Ona kul olmazsanız 50 türlü kulluğa takılır kalırsınız. Şöhret kulluğuna, makam kulluğuna, müşarun bil benan olma kulluğuna, güç kulluğuna, kuvvet kulluğuna, iktidar kulluğuna, hakimiyet kulluğuna bir sürü şey. Bir vahidu ahadu samede kul olmak suretiyle bütün kulluklardan sıyrılma varken ona kul olmayınca gidiyor 1000 tane. Farkı var mı bunun Lata kulluktan, Menata kulluktan, Uzza'ya kulluktan, İsaf'a kulluktan, Naile'ye kulluktan, Zeus'e kulluktan, Afrodit'e kulluktan, Apollo'ya kulluktan farkı yok bunların. Bu açıdan da insanın hürriyeti Allah'a kulluğa bağlıdır. Kutup, Zilal-ı Kur'an'ında mükerrer yerlerde bu meseleyi vurgular. Değişik kulluklardan sıyrılmanın yolu Allah'a kulluktan geçer. Ona kul olmak, onun hakkı bizim de vazifemizdir. Bu aynı zamanda hür olmanın da biricik yoludur. Hür değildir ona kul olmayan insanlar. Hür gibi görünseler de, keyfe mayeşe hareket ediyor gibi görünseler de, her zaman boyunlarında, bu biraz evvel bir kısmını tadat etmeye çalıştığım, o putların bir yönüyle prangalarını boyunlarında hissederler. Zincirlerini ayaklarında hissederler. Onunla oturur, onunla kalkar, onun rüyasını görür, onunla dolaşır dururlar. Hep onu hecelerler. Hafizan Allah. Evet. Biz aradan çekilelim ve onu görmeye çalışalım. Biz araya girince husuf ve küsuf yaşanır. Haylulet, küre-i arzın ayla güneş arasına girmesi veyahut da işte güneşin önüne geçmesi, biri küsufa, öbürü husufa sebebiyet verdiği gibi, hafizan Allah, biz de böyle benliğimizi, egomuzu araya koyduğumuz takdirle onunla münasebetimiz kesilir ve kendimize üst üste husuflar, küsuflar yaşatırız. Öyle bir husuf ve küsuf ki ne husuf namazı kılmakla ne de küsuf namazı kılmakla açılmaz artık. Sizin aradan çekilmeniz lazım. Başarılarınızla, muvaffakiyetlerinizle, takdir edilmenizle, halkın istemediğiniz halde sizi yerleştirdiği bir şöhret koltuğu, şöhret makamıyla hafizan Allah bunlara takıldığınız zaman o husufa, o küsufa sebebiyet vermiş olursunuz. Evet. Niyazi Mısri, zulmeti hicranla bidar olmuşum ya Rab medet. İntizarı subhü didar olmuşum ya Rab medet.
intizar-ı sufu didar olmak lazım. Sürekli bir sabah onun size mübarek cemali ve kemalini açıp kendisini size duyuracağı halin intizarıyla, beklentisiyle oturup kalkmak. Ateşten şiddetli de olsa el intizar eşeddü minen nar. Fakat onu bekleme, ona kilitlenme, kopmamaya çalışma. Ve sahneye çıkmama, perdeye aksetmeme. Çok tekerrür eden bir şey. Sen tecelli eylemezsin perdede ben varken, şartı isarı vücudundur, adim olmak bana. Sen kendini yok saymayınca, perdede kendin görününce, kendine baktırınca, kendine ayağı kaldırınca, kendine tazim bekleyişi içine girince, o tecelli etmez. Çünkü o perdede bir tane olur. O bir taneyi seçme mevzuunda, isabetli seçimde bulunmak lazım. O mu, sen mi? Hüve mi, ene mi? Sadece bir vahid-i kıyasi. Yarım yamalak varlığınla varlığına bakabilmek, yarım yamalak izafi sıfatlarınla, isimlerinle, ünvanlarınla, becerilerinle onun her şeydeki namütenahiliğini görmek. İlmi muhit sahibi, kudreti muhite sahibi, meşiyeti muhite sahibi, irade-i muhite sahibi, sem-i muhit sahibi, basar-ı muhit sahibi, onu görebilme. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'a ve erinel batile batilen verzukna iştinabe. Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike nestağif, eslih lena şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akalle min zalik. Allah'ım hakkı bize olduğu gibi göster. Hakka bizi uyar demek oluyor. Ey Hayy-i Kayyum olan, lafz-ı celaleden sonra zikredilen iki mübarek isim, ismi azam olma ihtimali de var. Ya Hayy-i Kayyum, bir rahmetken istariz. Senin rahmetinden istihase yardımda bulunuyoruz. İstihase kelimesiyle rahmetini başımızdan sağnak sağnak yağdır demektir. Onu istiyoruz. Bir rahmetke nestağiz. Eslih lena şe'nena. Bizim halimizi, şe'nimizi, fiilimizi, tavrımızı, davranışımızı ıslah buyur. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizimle baş başa bırakma. Hatta bir başka yerde ondan daha az bir zaman bizimle baş başa bırakma. Göz açıp kapayma bu işte. Tarfetul ayn. Bu kadar değil. Bundan daha az zaman bizi bizimle baş başa bırakma. Ve diğer zayıf bir rivayette وَلَا اِلَى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكِ mahlukatından hiç kimsenin umuduna da bizi bırakma Allah'ım. Diyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam diyor ve bize bir ruh üflüyor. Cenab-ı Hak o ruhla dirilmeye muvaffak eylesin. Evet, bazılarımız için Akif şunu diyor. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile bazılarımız itibariyle. Siz değil. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm. Hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Diyor. İçimize yes ekmemeli. Fakat madem ötesi var, ötelerinde ötesi var. Hazreti Pir-i Mugan ifadesiyle helmin mezit mülahazası var. Hiçbir mecliste aldığımız irfan dersine doymadan, yakinin hiçbir mertebesine doymadan, Allahümme el yakin, el yakin, el yakin. Yakin denen şeyin hakikati neyse şayet, işte o yakin ki onu sufiler hakkal yakin sözüyle ifade ediyorlar. Ne kuru yakin, ne ilmel yakin, ne aynel yakin. Allahum hakkal yakin.
doğrudan doğruya kendimizi işin içinde, hakikatin içinde, hakikatin çağlayanı içinde ve hakikatin deryasına doğru akıyor şekilde olduğumuzu bize hissettir. Hep bu ihsasla, o ihtisasla oturup kalkalım. İçimizde ve dışımızda hep onu duyalım. Demek oluyor bu da. Evet, boş bir zamanda neşet ettiğimizden dolayı taklidin kahreden kafesi içinde kendimizi bulduk. Nasıl yapıyorlarsa öyle yaptık. Meselenin derinliklerine inerek esasen Hakk'ın delisi olma yolunu bulamadık. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın delisi olma yolunu bulamadık. Rehbersizlik kahretti, canımızı okudu bizim. Bir de saptıranlar oldu ki hiç sorma. Tahrifkarlar oldu ki hiç sorma. Yıktılar, yıktıkları şeyleri tamir etmeye gücümüz yetmedi. Duygumuzu yıktılar, düşüncemizi yıktılar, inancımızı yıktılar. Hakikata bizi götürecek köprüleri yıktılar, yolları harap ettiler ve bize biz olmayı unutturdular. Böyle ifritten bir dönemde neşet ettik. Ama Allah Celle Celaluhu her zaman böyle nevbaharları, dilnişin bağları ve bahçeleri kuraklıktan sonra yaratmıştır. Cahiliye dönemine bakın, Seyyidin Hazreti Musa'dan evvel Mısır'a bakın veya Hazreti Yusuf'tan evvel Mısır'a bakın, bir çöl gibidir orada. İnsanlar bağışlayın, tıpkı behaim gibi yaşamaktadırlar. Fakat adeta o bir çağrı gibi oluyor. Yani artık bu kadarı yeter. Bir yönüyle gayretullah'a dokunacak noktaya dayanıyor. Bir defasında Allah oraya bir Yusuf gönderiyor. Onlar payidar olsunlar. Bugünkü zindanlarda oraların medrese Yusufiye haline getiren baba yiğitler, mazlumlar, mağdurlar, mehcurlar, menfiler. Allah oraları onlar sayesinde medrese-i Yusufiye'ye çevirsin. Girdikleri gibi çıksınlar. Çıktıklarında daha ciddi bir iman kıvamıyla çıksınlar. Onlara zulmeden insanları çıldırsınlar. Bir defasında Seyyidina Hazreti Musa ile Mısır'ı dinleşin bir bahçe haline getiriyor. O ayrılıyor oradan, alıyor İsrailoğullarını. Ama bazı tefsirlerde rivayet edildiğine göre Mü'min-i Âl-i Firavun orada muvakkaten hükümran oluyor. Ve nur saçıyor, o çölü bahara çeviriyor. Çöllerin en çölü bir yönüyle de insanlığın iftihar tablosunun neşet ettiği yer de öyle, maddeten de öyle bir çöldü. Fiziki yapısı itibariyle de öyle bir çöldü. O günkü insanlar, o cahili insanları itibariyle de adeta çöldü. Herkes birer diken gibiydi, birer zakkum gibiydi. Ama yine Akif'in ifadesiyle bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi diyor. Birdenbire orası dünyanın en güzel bağ ve bahçelerine döndü. Şakır şakır insanlığın o tarafa doğru çağlayanlar gibi aktığı, ilel merkez güce sahip bir mübarek ülke, bir mübarek coğrafya haline geldi. Bu açıdan da sizin ister ülkeniz hesabıyla, isterse başka İslami ülkeler hesabıyla her yerde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Öyle başkalarının gidip oralarda kuyu kazmasıyla olacak gibi değil. Cenab-ı Hakk'ın oralara inayet sondajıyla sondaj vurması lazım. Ta sular fışkırsın orada. Boruya moruya ihtiyacı olmasın. Efendim logara ihtiyacı olmasın. Efendim künke ihtiyacı olmasın. Kuvaya ihtiyacı olmasın. Her taraftan böyle sular fışkırsın. Ve sonra Allah'ın izni inayetiyle. Ha sizin hiçbir dehliniz yok mu? Olmayacak mı? Bu mevzuda gayret edenlerin hiç dehli olmadı mı? Şartı adi planında oldu.
tesavvüt tarafından ibaret olan iki husus arasında bir meyelan, meyelandaki tasarruf, kader risalesindeki ifade bu. Biraz cebri mutavassıda bağlanıyor gibi bir şey oluyor ama fakat bunda Allah'a karşı ciddi bir saygı ifadesi var ve irademizin çerçevesini de bilme, belirleme var burada. Kozalite mülahazasına göre değil, tenasübi illiyet prensibine göre değil, çok minnacık şeyler bazen çok büyük şeylere sebebiyet verebilir. Bir yere bir mum atı verirsiniz, birdenbire bakarsınız ki bütün mumlar tutuşu vermiş. Şu anda gelecek adına, o büyük aydınlanma çağı hesabına olan şeyler adeta inandırıcı öyle referanslar ki, düşünün çiçeği burnunda delikanlılar mektepten mezun oluyor. Ne ciddi o mevzuda, bir psikolojik terbiye görmüşler, eğitim görmüşler, ne pedagojik bir eğitim görmüşler, ne o ülkeleri kendi kültür ortamları itibariyle tam tanıyorlar. Fakat gidiyorlar oralara, hüsnü kabul görülüyor. Demek ki bir gitmek lazım sadece. Şartı adi planında iradenin hakkını vermek lazım. Sonra göreceksiniz ki Allah Celle Celaluhu bugün size 170 ülkeye yakın zannediyor mana var. 170, geriye kalan da zaten ülke denecek kalmamış yani. 8-10 tane kalmış, nüfusu en çoğunun 10 milyonu geçmeyen ülke Allah'ın izniyle. Çok defa tahdisi nimet kabilinden arz ediyorum ve bana ait olmaması itibariyle rahat konuşuyorum. Kardeşlerimizdeki, milletimizdeki vifak ve ittifaka tevfik-i ilahinin gelmesi manasının olduğu için ifade ediyorum. Ay bize ait değil. Gittikleri her yerde innellezine amenu ve amelussalihati seyec'alu lehumurrahmanu vudda. İman ettiler, salih amel yaptılar, ona göre aksiyon içinde bulundular. Ve sonra ruhlarının ilhamlarını dünyaya duyurmak ve insanları doyabileceği şeylerle doyurmaya çalışmak. Verecekleri şeyleri vermek, alacakları şeyleri almak üzere gittiler. Gittikleri yerlerde hüsnü kabul gördüler. Düşünün ki 1,5 seneden beri bir devlet bir yerdeki, yani bir beyin oğluyla idare edilen, Mustafa beyin oğluyla idare eden bir devlet, bütün imkanlarını seferber ederek, bütün yabancı misyon şeflerini burada seferber ederek, amanın bunları yıkın, sonunu getirin, çok ciddi, kahredici bir ibade mülahazası, bir tenkil mülahazası, bir seddi ebvabul hayr diyelim, bütün hayır kapılarını seddetme mülahazasıyla, bütün imkanlarını seferber edip çalıştıkları halde, vallahi billahi bir termit kadar bile tahribatta bulunamadılar. Neden? Çünkü gidenler Allah'ın izni inayetiyle gönüllere taht kurmuşlardı. Onları o gönüllerden söküp atmak mümkün değildi. Aksine kendileri, ayıp olur mu öyle bir şey desem ben, kendilerini komik duruma bıraktılar, düşürdüler. Alem gülüyor. Allah Allah, ne komik insanlar bunlar diye gülüyor. Şimdi bu öyle bir referanstır ki inanın, olan şeyler ileride daha büyük çapta olabilecek şeylerin en inandırıcı, en tatmin edici referansıdır. Öyleyse bence hiç durmadan şeyin meczubun dediği gibi, kutbun da diyeceği budur, Gavs'ın da diyeceği budur, Hazreti Pir-i Muğan'ın diyeceği de budur. Hayatta olsaydı Aziz Mahmud Hudayi Hazretlerinin de diyeceği budur. Hayatta olsaydı Süleyman Efendi Hazretlerinin diyeceği de budur. Hayattadır Mahmud Efendi Hazretlerinin diyeceği budur. Hayatta olsaydı Muhammed Raşit Efendi Hazretlerinin diyeceği de budur. Vazifeye devam. Aldırmayın. Evet, ne var ki eğer ehli basiretsen hüner arz etme nadana, anadan doğma amalar vakıf değildir elvana. Senin rengini, desenini, ortaya koyduğun şiveyi anlamayan insanlara da şimdilik muhakkaten bir çizgi koy, bir mesafe koy. Tepki almamak için, reaksiyona maruz kalmamak için. Sonra senin yanına geleceğim dersin Allah'ın izni inayetiyle. Muhterem efendim, sünnet-i seniyyede
Allahümme inni e'udhu bike minel cubni vel buhli duasıyla şeytandan sığınıyor gibi korkaklıktan Allah'a sığınmamız tavsiye buyuruluyor. Korku hissinin hikmet-i hilkati adına neler söylenebilir? Havf duygusunun zararlı olduğu haller nelerdir? Evet, Allahümme inni e'udhu bike minel cubni vel buhli ve min azabil kabri ve min azabil cehennem ve min el mesem vel mağrim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zannediyorum ufkunun enginliği, derinliği, Allah'la münasebeti açısından bizim tarassut noktamızdan, rasathanemizden değil, akrabül mukarrebin rasathanesinden, zat-ı üluhiyete bakarak, kendi ufku itibariyle onunla münasebete geçerek zannediyorum. Hayalin de hayali, hayaline bile demiyorum ben. Yani o türlü şeyler, o cübün dediğiniz şey, buhul dediğiniz şey, onun hayal ufkuna bile ilişemez yani. Değil gelip nöronlarına ilişmesi, korteksine girmesi, tasavvur dünyasını belirlemesi, taakkulatına tesir etmesi, hayalinin hayaline, böyle hayalinin hayaline bir şey derler de meşhur, kelam kitaplarına dair, akide kitaplarına dair hayali diye bir haşiye vardır. Der ki, onun için hayalinin genişliği itibariyle şöyle demişlerdir. Hayalinin hayaline hayal bulmaz muhayyiller, riyazatı 1000 yıl olsa hayal eyler hayaliler. Hayalinin 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 hayali, insanlığın iftihar tablosunun hayalinin 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 hayalinden 3 nokta. Cüm geçmez. Buhul misafir olmamıştır. Hiç şikayet etmemiştir bu halinden de. Fakat esas temsili itibariyle, temsil ettiği makam, konum, fonksiyon itibariyle, tebliğ abidesi olması itibariyle, hal abidesi olması itibariyle, kendi ufku açısından esas, Cenab-ı Hak'la münasebeti bizim ufkumuza aşkın. Neye öyle diyor yani? Allah'a sığınıyor. Ve buhul da ona hiç misafir olmamıştır. Çünkü elinde hiçbir şey olmadığı zaman bile vaat eden bir insan. Meşhurdur yani. Sihah'ta, Buhari'de, Müslim'de. Meşhur. Geliyor, istiyor, veriyor. Bir daha gelip istiyor, yine veriyor. Yok, verecek bir şey yok. İnşallah bir daha gelince yine veririm diyor. Sahabiden birisi doğruluyor. Diyor ki, ya Resulullah verdin, yine verdin. Ama yoktu, bu defa da vaat ettin diyor. Canı sıkılıyor ona. Başka bir sahabi dizler üzerine doğruluyor. Hüzafet Sehmi diyor ki enfik ya Resulallah ve la takşem min zil arşi iklale. İnfak et ya Resulallah. Arş sahibi Allah'ın seni öyle mahrum edeceğinden endişe duyma diyor. Hakeza ümürtü buyuruyor. İşte ben bununla emrolundum. Buhul onun rüyasına bile misafir olmamıştır. Ama kendi ufku itibariyle esas tehlikeye parmak basıyor. Muktezai beşeriyet, insanda cübün vardır, buhul vardır, enaniyet hissi vardır bir yönüyle, tamah vardır, hırs vardır, haset vardır. Mahiyeti insaniyeye bunlar genler, adeta genlerine işlenmiştir bunlar, konmuştur bunlar. Fakat her şeyin bir hikmeti vücudu vardır. Yani niye bunlar insanın mahiyetine konmuştur? Cübün konmuştur insanın mahiyetine, korku. Belki bu meselenin duasıyla şeytandan sığınıyor gibi korkaklıktan Allah'a sığınmamız tavsiye buyuruyor. Soruyu iyi sormuşsunuz, bize tavsiye buyuruyor. Cebanet demek insan tabiatında esas bu havf gibi de değildir yani. Korkaklık böyle her şeyden ürkme demektir. Belki günümüzde ifade edeceğimiz şeylerle ifade edecek olursak paranoya gibi bir şeydir yani bu. Vehim gibi bir şeydir. Ölüm korkusu gibi bir şeydir. Bu türlü hiç olmayacak şeylerden bile endişe duyma. 10 tane insan koruyorsa ya 100 olması daha iyi filan bunun. Sonra Allah 100'ün içinden bile gelir bir araba, bomba dolu bir araba. En iyisi bunu 1000 yapmalı. Sonra yüzer yüzer böyle bölmeli bunlar. Bir 100 kişi bir halka teşkil etsin, 100 kişi de bir halka teşkil etsin, 100 kişi de bir halka teşkil etsin. Esasen böyle bir cübün, esasen insanı mahveden bir şeydir yani. İnsanı mahveden.
Ölmeden evvel insan ölmüş demektir. Her an ölüm korkusuyla tir tir titrer böyle birisi. Bu paranoyaların cenderesinde bir zavallıdır. Sanallah. Ama insan mahiyetinde vardır yani. Bir cübün vardır işte. Bir az endişe duyma, titreme. Bir esas meşru müdafaa edilmesi gerekli olan hususlar vardır. Mesela hayatımıza ilişme olabilir. İşte o mevzuda ona belki pozitif cübün diyebilirsiniz. Kendinizi koruma. Çünkü sahibi şeriat tarafından 5 husus var. Usulü hamse, esasatı hamse. Bu 5 husus mevzuunda bir insan müdafaa hakkı vardır. O mevzuda ölünce şehit olur. Ve aynı zamanda o mevzuda öldürdüğünde de katil olmaz. Senin canına kastediyor. Buna bugünkü ifademizde müdafaa-i nefis diyoruz yani. İşte bu mevzuda insanın tedbir ve temkinde bulunması adına belki böyle bir cübün yani. Bu bunun için verilmişken su istimal edilerek böyle efendim sinekten korkar, arı sokarsa ya alerjim var ya beni öldürürse filan. Boş bir arazide gezerken ya Allah korusun bir akrep çıkarsa bilmem ne yaparsa bana. Çelikten bir taksi içinde giderken ya çeliği de delecek bir tane roket atarlarsa ne olur filan. Hayatı elim azaba çevirmeden başka bir şey değildir bu. Buhlu da aynı şekilde müteala edebilirsiniz. Yani bu da meşru dairede malını alma, esasen saçıp savurmama. Belki onda Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُبَزِرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَزِرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيَطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Efendim infak et Allah için en yakınlarından başlayarak derece derece en yakının hakkı evveli var. Ondan sonrakinin ona göre, ondan sonrakinin de ona göre. Fakat bütün bunları yaparken tebzirde bulunma. Şimdi bu da belki buhlun bir çeşit tezahürüdür. Yani vermeme ama vermemenin bir yeri var. Yani işte orada vermemek lazım. Kendi aile efradını dilenci haline getirecek şekilde, tekeffüfe zorlayacak, mecbur edecek şekilde vermeme. Tebzirde bulunmama, saçıp savurmama. İnnel mübezzirine kânü ihvâne şeyatîn. Böyle saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir demek. Yani orada da ne ifrata gitme ne de tefrite gitme, ne sımsıkı kesilme ne de aynı zamanda saçıp savuran bir insan haline gelme, dengeli olma yani burada. Deniyor, korkaklıktan Allah'a sığınırım tavsiyesinde buluyor. Hikmeti hilkata adına neler söylenebilir dediğim gibi. Yani malını koruma mevzunda, canını koruma mevzunda, dinini koruma mevzunda, neslini koruma mevzunda. İlave edebilirsiniz bunu. Ülkeni koruma mevzunda. Belki hürriyetini koruma mevzunda. Ama o türlü şeylerde ülke ve hürriyet mevzu söz konusu olunca esasen o mesele ulul emre aittir yani. Ben ülkemi koruyacağım diye falanlar şey yaptılar. Tek başına senin günümüzdeki canlı bombalar gibi filan tek başına savaş ilan etme meselesi efendim harp ilan etme meselesi buna tecrüz edilemez. Onların makamları başkadır. Ama böyle bir şey başa geldiği zaman Çanakkale'ye koşanlar gibi koşacaksın veya Uhud'a koşanlar gibi koşacaksın. Huneyn'in de Havazin'e karşı koşanlar gibi koşacaksın. Yermük'te koşanlar gibi koşacaksın. Mü'te'de koşanlar gibi. Cisir vakasında koşanlar gibi. Katsiye'de koşanlar gibi koşacaksın. Tereddüt etmeden bu bahsettiğimiz şeyleri korunma adına koruyacaksın. Evet. Şimdi bu mevzuda öyle bir endişe pozitif olarak böyle bir efendim endişe duyma hafif bir korku meselesi olabilir. Fakat onu hayatımızı elim azaba çevirecek şekilde değerlendirmemek lazım. Hatta denebilir ki bütün mesavi ahlak gibi gördüğümüz şeylerin böyle bir pozitif yanı var bir de negatif yanı var yani. Mesela diyelim ki rekabet duygusunun bir pozitif yanı vardır bunun. Bir de negatif yanı vardır. Pozitif yanı şudur. El alem hayır adına yarış yapıyor. Adeta maraton yapıyor gibi. Bu kardeşlerinden geri kalmamam için benim de. En azından bunların yaptığı şey benim de omuz vermem için. Bunların yaptığı şeylerin bir kısmını da benim yapmam için esasen bu yarışta geri kalmamalıyım. Pozitif bir rekabet olur bu. Müsaraat olur. Allah buna teşvik ediyor. وَسَارِعُوا فَبِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ buyuruyor. Bu meşru bir şey.
Ama ben birilerini geçeyim. Onlardan evvel bir şey ihraz edeyim. Onlara bu fırsatı vermeyeyim. Bu bir yönüyle hasetle hem tut olduğundan dolayı o da kaybettiren bir şey olur yani. Bir hissi rekabet, bir hissi tenafüs olur. Tehlikeli. Yani bir pozitif yanı var, bunun bir negatif yanı var. Mesela haset bir kıskançlıktır esasen. Birilerini kıskanma meselesi. Ama bizim pek çok kıskanacağımız şeyler vardır. O kıskanacağımız şeyler için hırzımızı kıskanırız, namusumuzu kıskanırız, dinimizi kıskanırız, diyanetimizi kıskanır. Ona el sürdürmek istemeyiz. O duygu mahiyetimizde var. Adeta mahiyetimizde gen gibidir onlar. Hükümleri icra ederler. Pozitif olarak onu böyle size hayır getirici şeyler istikametinde kullanırsanız fenime ve biha. Öbür türlü şayet başkalarının elinde olan güzelliklere karşı çekememezlik şeklinde onu ortaya koyarsanız şayet bu da negatif yönüyle sizi mahveder. El haset ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab. Ateş şu odunu yakıp bitirdiği gibi haset de insanın amelini öyle yakar, bitirir. Şimdi onun da öyle bir yanı var. Diğer şeyleri de yani tur-i emel de belki ölü olabilir. Tevehüm-i ebediyet de ölü olabilir. Bu defa onları peylemeye matuf. Madem insan ebed için yaratılmış, ebedden ve ebedizattan başka hiçbir şeye gönlü razı değil. Öyleyse Allah'ım bana şu muvakkat askerlik mahiyetinde, talim ve terbiye zemini olma mahiyetinde olan lütfettiğin bu dünya zemininde bana hayat boyu çok güzel şeyler yapmayı lütfeyle. Sıhhatle, afiyetle ömrümüzü uzun eyle. Ta öbür alemi daha ciddi şeylerle peyleme imkanını ver bana. 100 rekat namaz yerine 1000 rekat namaz kılayım. 100 senelik oruç yerine 200 senelik oruç tutayım. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. İnnemel amalu bin niyat ve innemel küllimrim maneva. Allah'ım bana 100 sene ömür ver. Ben 100 sene sana öyle ibadet-i taatta bulunayım. Muradu Sübhanim bu ise şayet. Vermez de seni 50 yaşındayken çağırır, tezkereni doldurur, sen de kışladan ayrılır, oraya gidersin. Fakat niyet ettiğin o şeyi boş bırakmaz Allah Celle Celaluhu. Niyetine göre onu da doldurur. Yine bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin yatsı namazını kılıp, gece namazına veya sabah namazına kalkmaya niyet ederek yatarsa şayet gece uykuda solukları tesbih olur onu. Demek ki Allah Celle Celaluhu bir yönüyle yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Ama yapamadığınız bir yer var, orada bir boşluk meydana geliyor. O boşluğu da sizin niyetinizle dolduruyor. Bunun gibi. Böyle tevehüm-i ebediyet gibi, tuğle emel gibi şeyler... Hani bunların bile bir hayırlı yanı vardır. Fakat tevehüm ebediyet mülazasına bağlanır. Tule emel, birbirini takip eden emeller, arzular. Dünyada binlerce sene yaşayacakmış gibi mavi saray, pembe saray, turuncu saray, gri saray, bilmem kahverengi saray, bordro saray, daha başka ne renkte varsa saray, saraydan saraya koşar, gemiden gemiye koşar. Sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi. Evet, ona da Hazret eyvah çekerek ifade ediyor. Eyvah aldandık, şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzerane hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. Bugün elde ettiği şeylerle dünyada ebedi kalacakmış gibi çırpınıp duran ve bunun için sağa sola tekme sallayan, yumruk sallayan insanlar çok yakın bir zamanda içine yuvarlandıkları yuvarlanacakları gayyada ahu vah edecek, gözünüzün içine bakacaklar. Size o gün onlara şefkatle, mülayemetle bakmak düşüyor. Kinle, nefretle değil. Kine, nefretle, kinle, nefretle mukabele etmek değil. Acınacak halde, şefkat edilecek halde bulunan o insanlara şimdiden kendinizi motive ederek öyle bir çukura düştüklerini gördüğümüz zaman Allah'ım ellerinden tutma imkanını bize lütfeyle. Amin.